Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, pâk, ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, saadât-ı kirâmın zaratına, cümle şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, imanımız, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, felaketlerden beri olmamızın niyaz ve duasıyla bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas Allah'ımız. Ebedi sonsuz hayatımızın Efendimizin haliyle hallenmeye bağlı olduğunu Cenab-ı Hak çok muhtelif ayetlerde bildiriyor. Bir ayette men yudur Rasûlü fakat et Allah. Allah Resulü'ne itaat, Allah'a itaattir. İki itaati birleştiriyor. Velhâsıl burada Efendimiz'in yanında kimler var? Biz dünyada ne kadar yanındaysak, اَلْمَرُ مَا مَنْ اَحَبَّكِ sevdiğiyle beraberdir. Demek ki ahirette de o kadar beraber olacağız. Yani burada bir imtihan dershanesiyiz. Bu imtihan dershanesi son nefesimize kadar, yakın gelene kadar bu imtihan devam edecek. لَا يَنْكَتِ Ve ondan sonra ebedi bitmeyen bir hayat başlayacak. Bir kabir hayatı. Müddetini bilemiyoruz meçhul. Arkadan bir ahiret. Ondan sonra ahiretteki tecelliler. O da ayrı bir fasıl. Ondan iki yol, üçüncü bir yol da yok. O gün kitabını oku, nefsin kâfidir denecek. Bütün bu hayat maceramızı, gözler konuşacak, kulaklar konuşacak, bedenler konuşacak, mekanlar konuşacak. Velhâsıl böyle bir imtihan dünyası içindeyiz. Bu imtihan dünyayı kazanabilmek için tahminen ve takriben 124.000 peygamber geldi. Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle bir bedel ödemeden, sıfır bir sermayeyle bize lütfuyla en büyük peygamber ümmet kıldı. Fakat gidişimiz böyle sermayesiz olmayacak. Cenab-ı Hak orada bir sermaye istiyor. Sümmele sünne yevmizin aninnayim. O gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. İşte en büyük nimet Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hakk'a ait. Nedir Kur'an-ı Kerim? Ümmete bir ders kitabı olarak Cenab-ı Hak gönderdi. Yaş ve kur ne varsa içindedir buyuruyor. Bu yaşadığın bu kainat, bu da kevni ayetler. Yani ilahi bir laboratuvar, dehşet bir laboratuvar. Mikrodan makroya kadar, en ufak bir cisimden en büyük cisme kadar hepsi Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet, ilahi kudret akışları, ilahi nakışlarla müzeyyen bir durumda. Bunun için Cenab-ı Hak burada da bir yardım ediyor bize. Bu zikrin daimi olması. Zikretmek nasıl olacak? Göklerin ve yerin yaratılışını derinden derin düşünürler. İlahi bir laboratuvarda neyi görsek, orada bir şu ağaca baksak, bu belki bugün bir ton, iki ton gelen bir ağaç, 10 gram gelen bir tohumun neticesinde bir o tohumla gelen bu ağaç da bir kaderle dünyaya geldi. Meyveleri bir kaderle, o meyveleri yiyeceklerin gıdaları bir kaderle, her şey ilahi bir kaderle. Demek ki burada bize düşen Rasûlullah'ı yakından tanımak. Hayat ölçülerimizi Rasûlullah'ın ölçülerine göre ifade bilmek. İslam çok büyük kültürdür. Muazzam bir kültürdür. Bu kültür 23 sene tamamlandı. Okra bismi rabbikellezî halak da başladı. Yaradan Rabbin adıyla oku. Demek ki kul her şeyi gördüğünde Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Göklerin yerin yeri derinden de tefekkür ederler. Bu tefekkür onu öyle bir tefekküre götürecek ki ya Rabbi sen Sübhansın diyecek. Sen ilahi azamet sahibisin diyecek. Sonsuz kudret sensin ya Rabbi diyecek. Sübhansın diyecek. Devamlı Rabbine bir iltica halinde bulunacak. Çünkü verdiği nimetleri sayamazsınız buyuruyor. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru diyecekler. Kalp bu kıvama gelecek. Şimdi burada diğer bir ayette Ahzab suresi 21. ayette burada Cenab-ı Hak andolsun ki Rasûlullah sizin için Allah'a birinci şart. Yani hayatımız bir Allah rızası içinde olacak. Yani her halimizde ibadet hayatı, muamelat, muaşeret, beşeri münasebetler, ukubat daima ben Allah rızası içinde miyim olacak. Allah'a koşmayı umanlar. Çünkü bir Allah'ın verdiği bu nimetler karşısında bir hesap verme durumundayız. Allah'a koşmayı umanlar birincisi. İkincisi ahirete koşmayı umanlar. Daima ekranlar inecek, kitabını oku denecek. Birçok şeyi unuttuk, geçti gitti. Bir takım belki yanlışlıklar yaptık.
gençtik vesaire zayıftı, farkında değildik. Biliyorduk, bilmiyorduk. Fakat bunların hepsi ekranda çıkacak. Onun için onları içinde tefekkür etmek. Ya Rabbi, tefekkür ederek eski hatalar üzerinden Cenab-ı Hak istiğfar etmek. Bilhassa seherler vel müstağfirine bil eshar. Unuttuk, geçti gitti. Asık suratla bulunduk, gıybet ettik vesaire. Onlar da kayboldu, öldü gitti, ya bulamadık. Onca bol bol onlar için Cenab-ı Hakk'a dua edeceğiz, onlara sadaka vereceğiz. Ahirete koşmayı umanlar. Üçüncü, Allah'ı çok çok zikredenler için kul Cenab-ı Hak unutmayacak. Onun için üsve-i hasene ancak o şekilde Rasûlullah Efendimiz'i yakından tanınabilir. Yani zihinde tanırsın ama onun faydası yok kalpte tanımadıktan sonra. Zihinde tanırsın, onda arızalı olur. Cenâb-ı Hak semenen kalîlâ buyurur, bir dünyalık karşısında meyleder geçer. Onun için mühim olan Cenâb-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek, bunda malzeme muhabbet olacak. Yapılan bu iş, bu üsve-i hasene ile Rasûlullah Efendimiz'e yaklaşabilmek, bu şekilde bir Cenâb-ı Hak'la bir vuslat kapısı açılabilmek. İster tasavvuf diyelim, ister takva diyelim, ister zühd diyelim, ister ihsan diyelim, irfan diyelim, bu merhalelere geçebilmek. Bunun için bu tasavvufta letaifler var, zikri daimi var, murakabeler var. Bunlar hepsi bir başlangıç. Benim dersim nerede? Benim derim bu merhalelerden sonra bu tefekkür ufku açılacak. Ondan sonra merhale, Rasûlullah Efendimiz'in üsvî hasenesinden tatbik edebilmek. Lokmayı nasıl yerdi? Diğer mahlûkâta nasıl bakardı? Nasıl emri bil maruf nehyi anil münkerde bulunurdu? Bu nerede bitiyor? Bu Allah'a vuslatta. Bunun için daima kul son nefese bir tayakkuz halinde olacak. Bunu ehlullah, bu Allah'a yaklaşmayı, tasavvufu muhtelif şekilde tarif etmişlerdir. Bunun hepsinin bir icmai olarak Mevlana da "Men bende Kur'anem eğer can darem" diyor. Ben Kur'an'ın kölesiyim diyor. Kur'an'ın bendesiyim diyor. Muhammed Mustafa'nın yolun ayağının tazının toprağıyım diyor. İşte bu üsvi hasene bu. Burada işte merhale başlayacak kula Cenab-ı Hakk'a bir yakın olabilmek. Sahabi Efendimiz'e yakından okudu. Yakından tanıdı, hayran kaldı. Efendimiz daima gönüllerinde taşıdı. Efendimiz aldıkları iman nuruyla cahiliye karanlığından sıyrıldılar. Efendimizin rahmet nefesi onlara bir hayat kaynağı oldu. Kendini ikmal ettiler. 7. hicret yılından sonra Rasûlullah hepsini seferber etti. Kimi krallara gitti. Kelle uçuran cellatların yanında Allah Resulü mektubunu okudular. Diğeri Çin'e gitti, Semerkant'a gitti. Afrika'ya girdi, Kahraman'a girdi. Bütün o hurma bağışları filan da gözlerinde ufaldı. Dünya nimetleri bitti. Ben acaba Allah rızasında mıyım? Acaba kıyamet günü Allah benden razı mı? Rasûlullah bana serzeniş eder mi? Benden Allah Resulü razı olur mu? Sahibi hep yalnız bunu endişesini taşıdı. Tabii dünyada bir ilahi bir Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bir abide gördü. Rasûlullah hayran oldu. Ben acaba Rasûlullah'la beraber miyim? En çok ashâb-ı kirâmı sevindiren hadis-i şerif, yüz binlerce hadis-i şerif içinde اَلْمَرْءُ مَا مَنْ اَحَبَّكِ sevdiğiyle beraberdir. Erkekler öyle olduğu halde hanımlar da o şekilde oldu. Ömer radıyallahu anh buyuruyor, bir ayet indiği zaman diyor, ayet üzerinde tefekkür ederdik diyor. Düşünürdük diyor. Biz bu ayet mucibince nasıl biz Allah rızasını kazanacağız? Bunun derdine düşerdik diyor. Akşamleyin evimize geldiğimiz zaman da hanımlar bugün ne ipekli kumaş geldi, nasıl bir şallar geldi gibi bunu sormazlardı. Bugün Rabbimizden hangi ayet indi? Allah Resulü'nün fem-i muhsine mübarek ağzından hangi kelamlar çıktı? Sen bize bunları söyle derlerdi. Onlar efendiye geçirirlerken de sabahları sakın ha bize bir yanlış lokma getirme. Biz dünyada her şeye katlanırız ama cehennem azabına katlanmayız derlerdi. Yani Cenab-ı Hak'tan aldığı bir ilimle Rasûlullah Efendimiz nasıl bir terbiye etti? Bugün de aynı şeye biz muhtacız. Bize yine bir müjde var.
Orada Rasûlullah Efendimiz vefatına yakın kabristanı ziyaret etti. Vefat edenlere dua etti. Arkadan ashâb-ı kirâma döndü. Ben kardeşlerimi özledim buyuruyor. Sahâbî dedi ki, ya Rasûlullah, biz senin kardeşin değil miyiz? Siz benim ashâbımsınız dedi. Ben kardeşimi görmeyeceğim dedi. Ben onu özledim dedi. Bu özleminin mukabilinde de onu ben havz kenarında bekleyeceğim dedi. Onlar gelecekler, onu ben onu karşılayacağım dedi. Sahâbî de o sizin has ümmetiniz. El mer'u mâ men ahabbe. O ümmeti nasıl tanıyacaksınız? Nasıl buyurdu? Siyah bir at sürüsü içinde alnı beyaz olanlar ayaklarını hemen tanırlar. Ben de onları tanıyacağım, onu bir karşılayacağım. Dediler ki, ya Rasûlullah, yine bildirilecekler Efendimiz'e. Bu gelenler içinde ümmetinden bazı kısımları var. Onlar tam sünnetine uymadılar. Onlara ben sizler geri gidin diyeceğim. Velhâsıl burada Rasûlullah Efendimiz'e bir muhip olabilme, sinimizde Rasûlullah Efendimiz'e daima tanışabilme, yerken, içerken, otururken, ibadette, muamelatta, muâşerette Allah Rasûlü benim yanımda olsaydı, Allah Rasûlü benden razı olur muydu? Çünkü Efendimiz'in derdi ümmetiydi. Cenâb-ı Hak Rauf ve Rahim bildiriyor. Yalnız Efendimiz o. Belki diğer peygamberler yakın var ama Efendimiz bunun zirvesinde en muazzam bir şefkat, en muazzam bir merhamet Rasûlullah Efendimiz'de. Onun için Rasûlullah Efendimiz buyuruyor ki, ben kabrimde bile diyor, tasavvur buyurun, ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Güzel amellerine gelip sevinirim diyor. Menfi amellerine üzülürüm, istiğfar ederim buyuruyor. Yine veda hutbesine sakın diyor, beni diyor mahcup etmeyin kıyamet günü buyuruyor. Çünkü malum peygamberler daha hesaba çekilecek. Ona göre müminler tabii nasıl hesaba çekilecek? Peygamberlerde bile bu bir hesap endişesi var. Onun Efendimiz o veda hutbesinde sonra üç sefer elini kaldırdı. Hesabı bilmeyen var mı, duymayan var mı, idrak etmeyen var mı, anlamayan var mı? 120 bin sahabeden şahadet aldı, elini kaldırdı. Ya Rabbi şahit ol. Üç sefer tekrarladı. Yani Allah'ın en sevgili kulu, Habibi, Efendimiz dahi o kıyametin bir endişesi içindeydi. Çünkü peygamberler de tebliğden hesaba çekilecek. Velhâsıl el mer'u men ehabbe, yani kişi sevdiğiyle beraber, zira bir kimse istidadı ölçüsünde Efendimiz'in takva hayatına ne kadar hisse alabilirse o kadar yakın olur. Demek ki bir ümmetin nasıl dünyevi gayretler var, esas gayret ahiret gayreti olacak. Ben Efendimiz'in takva hayatından ne kadar hisse alabilirim? Peki takva nedir o zaman? Takva nefsani arzuları bertaraf etme. Ruhani istidatları inkişaf ettirme, ihsan duygusu. İlahi kameranın altında olduğunu bir idrak içinde sen Allah'ı görmüyorsun, Allah seni görüyor hadise buyuruluyor. Bunun bir idrak içinde bunu bilmek işte buna bir ihsan duygusu deniyor. Bu duygu için bir mümin irfan sahibi olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor, ben kalbiyle kişinin nazına girerim buyuruyor. Düşüncemizi yalnız Cenab-ı Hak biliyor, bir de biz biliyoruz. Başka kimse bilmiyor. Onun için devamlı Cenab-ı Hak dua, ya Rabbi, hissiyatımızı, duygularımızı rıza ilenle tehlif eyle. Onun duası içinde bulunacağız. Güç, kuvvet, tevfik Cenab-ı Hak'tan gelecek. Efendimiz Hazreti Muaz'a hitaben şöyle buyurdu, insanlarla bana en yakın olanlar kim ve nerede olursa olsun, hangi mekanda, hangi zamanda olsun Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir. Muaz radıyallahu anh Efendimiz Yemen'e gönderiyordu. Vedalaşırken dedi ki, Muaz dedi, artık bundan sonra ben seni bu dünyada görüşemeyeceğim dedi. İnşallah dedi, Ukba'da beraber oluruz dedi. Bu dünyada sen buraya dönersin, Yemen'den döneceksin Muaz dedi, fakat ben olmayacağım dedi. Umulur ki de kabrim şurada olacak dedi. Muaz ağlamaya başladı, ağlama Muaz, ağlama dedi. Bana en yakın olanlar, hangi zamanda, hangi mekan olursa olsun, onlar müttakiler, müttakiyelerdir buyurdu. Onun için Cenâb-ı Hak cümle müttaki olmayı ihsan eylesin, ikram eylesin. Velhâsıl Rabbimize salih bir kul olabilmek için Efendimiz'in fazilet dolu hayatından ders alabilmemiz zaruri. Onun kalbi hayatına tabi olmamız için. Zahiri biliyor, namaz, abdest vesaire, infaklar, zekatlar vesaire, hac vesaire vesaire. Batıniler neler? Bunlar kalpten neler kazınacak? Kibir, ben yok, ben yasak. Kul, ya Rabbi sen diyecek. Efendimiz hiç ben yok. Yalnız
bir seferde Efendimiz atın düşmanının ta ortasına kadar sürdü. Orada Cenab-ı Hakk'ın kendine verdiği sıfatları bildiriyordu. Orada o sıfat bildirir, daima la fahre buyurulurdu. Bir sıfat daha bir la fahre, övünmek yok buyurulurdu. Demek ki kul sıfır sermayeyle gel. Üzerimde ne kadar nimet var Cenab-ı Hakk'a ait. Aklımız, zekamız, beden gücümüz vesaire, kendimiz hiçbir şey yok. Onun için ben olmayacak. Yani tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Kibir Cenab-ı Hak'ta ortaklıktır. Ben şu camiyi yaptım, bu kadar talebe yetiştirdim, bu kadar hayır etsem. Yok bu. Bunu içinde tutacaksın, zaruret varsa söyleyeceksin. O zaman Cenab-ı Hak lütfetti. Arada ben yok, ben olmayacak arada. Ben aradan çıkacak. Bir Allah dostun güzel ifadesi, sen çıkınca aradan kalır seni yaratan. Yani Sakarya Nehri, Karadeniz'e döküldüğü zaman şimdi sen Karadeniz Sakarya'yı bulamazsın. Artık Sakarya'nın her damlası Karadeniz olmuştur. İşte bu nedir? Fena fir Rasul, fena fillah. Onun için ilk başta kalp temizlenecek, o kalp Cenab-ı Hakk'ın cemalinin tecellisi haline gelecek. O kalpte en başta kibir çıkacak, enaniyet yani. O kalpte dedikodu olmayacak. Nedir dedikodu? Onu küçümseyerek kendini üstün gör. Bak bende yok, o böyle 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 yaptı. Belki o senden daha güzel, Allah affedecek, Allah'ın rahmetiyle gidecek. Biliyor musun onu? İbadullah istifaf en büyük günah. Veylülü küllü ümmetül lümeze. Cenab-ı Hak hepsine yazıklar olsun buyur. Hayatını ziyan ediyorlar bunda. Enaniyet olmayacak, dedikodu olmayacak. Allah korusun iftira olmayacak. Mümkün değil onu. Cenab-ı Eshab-ı Kiram bile o duyduklarını söyledi. Eğer Allah'ın rahmeti olmazsa üzerine bir azap gelirdi buyur. Bu Ayşe Vadimiz yapılan iftira üzerine dedikodular başladı. Cenab-ı Hak Nur suresinde tahminim 4 yerde eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı üzerinize ağır bir azap gelirdi buyurdu. İsraf olmayacak. İsraf nedir? Aşağılık duygusunu bastırma hareketi. Yani geometriyle, şekille, şemalle kendini üstün görmek. Halbuki bir Müslüman faziletiyle fazilet tevzi edecek. Cimrilik olmayacak. Nedir kendini bilme? İsraf bilhassa israf edenler şeytanların arkadaşlarıdır buyuruyor. Şeytan Rabbini çok nankördür bu. Demek ki israf edenler şeytanın bu sıfatını bürünüyor. Cimrilik kendini biriktirme. Bu da hutemeye düçar olacak. Sarı bir ateşe düçar olacak. Yani kimin malını cimrilik ediyorsun? Kimin malını israf ediyorsun? Mülk kimindir? El mülkü lillah mülk ne toplumundur, ne ferdindir? El mülkü lillah mülk Allah'ındır. Tasarruf sahibi. Ne kadar Cenab-ı Hak vermişse o kadar. Emsal bütün menfaati gönülden sinip atılacak, yok edilecek. Bu şekilde kalp Cenab-ı Hakk'ın bir masrafı olur. Şu bardağa bir damla necaset girse bunun bütün güzelliği gider. Kalp de aynı onun şekilde. İşte bunu evliyaların en çok üzerine titizlikle durdukları bu. Acaba bu menfi vasıflardan bende az bir şey var mı yok mu? Bunların yerine ne olacak? Bunlar silinecek ama ne gelecek bunun yerine? Cömertlik gelecek. Cenab-ı Hak en çok Rahman ve Rahim sıfatını bildi. Efendim Rauf ve Rahim, ben ne kadar cömertim. Eshab-ı kiram nasıl bir cömertti? Cenab-ı Hak buyuruyor Tevbe Suresi 100. ayetinde İslam'a iken muhacirler, Medineliler, bütün canları pahasına, malları pahasına her şeye katlandılar. O Ensar, onların malları, canlarıyla Allah'ını mezdettiler, cömert harcadılar. Bizi onlara tabi olan İhsan sahibi, fazilet sahibi. Demek ki biz ölçümü toplumdan almayacağız. Toplum böyle, benim topluma göre çok iyiyim değil. Ben Eshab-ı Kiram'a göre ben nasılım? O ne olacak mümin? Cömertlik olacak. Merhamet olacak. Şefkat olacak. Bu cömertlik, merhamet, şefkat Müslümanın tabiatı asliyesi olacak. Aslı bir sıfatı olacak. Hüviyeti olacak. Hizmet yapayım, aradan beni çıkartacak. Ben yok. 11 yerde emri bil maruf nehi anil münker geçiyor. Bu hizmeti bir nimet bilecek ki onu şükredecek. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Sen bana ya Rabbi bu hizmeti ihsan ettin. İşte sahibi bu hizmeti yapabilmek için dünyanın dört bir tarafına sefer ettiler. Hurma ağaçlarını bıraktılar, evlerini, köşklerini bıraktılar. Oradaki Medine'nin o serin havasını bıraktılar. Dünyanın her tarafına aman bir kişi hidayete gelsin. Resulullah Efendimiz bir Taif'te bir köle Müslüman Efendimiz sevindi. İki daha bir melek çarpalım dedi. Melekler geldi. Ya Rabbi bunlar sana zulmettiler dedi. Yok dedi döndü.
Taif halkı dua etti. Hakikaten Mekke fethinden sonra da İslam'da şereflendi. Yine bu Taif'te taşlandı, bitmedi. Bir vasıta buldu, Mekke-i Mükerreme'ye indi o vasıtayla. Fuar vardı, fuara gelenler aman alın beni memlekete götürün, orası bilmediklerini ben size söyleyeceğim dedi. Yani efendim bir çırpınış halinde, bir feryat halinde, bir kendinin bir derdi halindeydi ümmet bütün insanlığı hidayete getirmek için. El mer'u ma men ahabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Velhasıl tevazu olacak, merhamet olacak, şefkat olacak, hizmet olacak ve bunları kaplayacak. Bunların tevazu, nezaket, sabır, edep, haya, vakar gibi faziletlerle kalp müzeyyen olacak. O şekilde o kalpte Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları tecelli edecek. Velhasıl sahabi sözde bir sahabiydi, fiilde bir sahabiydi. Cenab-ı Hak bize eshab-ı kiram benzememizi arzu ediyor. Onun yüce ahlakını bürünerek onu satırlardan ziyade kalpten ve bedenen yaşayarak tanıyabilmemiz mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Efendimiz çok büyük bir lütuf. Cenab-ı Hak yakından tanımayı ve bize kadrinin kıymetini bildirsin. Eshab-ı kiram kadrinin kıymetini bildi, yarın emretti. Emret dedi ya Resulallah, canım malım her şeyim sana feda olsun. Yeter ki sen emret dedi. Bir tarafa giderken bir tebliğe böyle bir şek ve bir heyecan içine gitmenin zevkini tattılar. Ya Resulallah, bize yanımıza kaç koruma vereceksin, ne kadar gıda madde, onu hiçbirisini düşünmedi. O çölleri nasıl gelir, o karlı dağlardan nasıl indi, o kelle uçuran o cellatların karşısında nasıl hakkı tebliğ ettiler? En zor dinin akaid tarafıdır. Fakat âmentü en zor kısmıdır. İşte burada Cenab-ı Hak neler bildi o âmentüde, akaidde? Firavun'un sihirbazlarını bildiriyor. Sihirbazları Firavun, siz gözdelerden olacaksın dedi. Mısır hazine sizin önünüze dökeceğim. Yeter ki benim Tanrı olduğumu devam ettirin dediler. Sihirbazlar dediler ki, biz dediler ancak dediler, bu sihirse onu ortadan kaldırırız. Fakat gökten inen bir hazine bunu yapacak bir şeyimiz yok dediler. Musabaka başladı. Hazreti Musa bir ikaz etti. Tavsiyelerde bulundu. Bu sihrin ne olduğunu filan onlara bir ikaz etti. Bu musabaka başladı. Onlar Musa ile baktılar, çok temiz insan. Dediler Musa dediler, bir iltifat etti. Baştan sen mi başla, biz mi başlayalım? Musa dediler, atacağını atın dedi. Onlar attılar. Yolda işte orada meydanda o attıkları şeyler döndü vesaire oldu. Kıpırdadılar. Tamam Musa, biz sanatımı gösterelim, şimdi senin sanatın dediler. Musa aleyhisselam baştan bir ürktü. Çünkü daima Cenab-ı Hak'tan yardım gelecek. Musa'nın gücüyle değil, Cenab-ı Hak'ın gücüyle olacak. At elindekine, ya Musa, diye bir nida geldi. Asayı attı Musa aleyhisselam. Atınca ihtiyar sihirbaz dedik, üstad sihirbaz, gözleri amaydı. Avane dedi ki, siz bana Musa'dan ve Asa'dan haber verin. Der ki Musa bir heyecan içinde dediler. Biraz Hakk'ın bir tecelli edeceğinin bir endişesi inceler. Asa da dediler, dönüyor meydanda, bizim attığımız ne varsa yutuyor. Bu baş sihirbaz dedik, biz Musa'nın Rabbine secde ediyoruz dediler. Firavun kızdı, öfkelendi. Benden izin aldınız mı dedi, bana sordunuz mu dedi. Onlar dediler ki, bu kadar açık bir hadise karşısında biz artık sana soracağım bir şey yok dediler. Firavun dedi ki, o zaman kolunuzu bacağını çapraz kestireceğim dedi. Size azabın en çetinini tattıracağım dedi. Onlar dediler ki, Firavun dediler, senin yapacağın azap bu dünyaya aittir dediler. Daha öteye geçmez dediler. Biz hepimiz Rabbimize döndürüleceğiz dediler. Sen serbestsin dediler. Tabi Firavun öyle bir zulüm ki tabi canlı canlı çapraz kestiriyor, hurma dağından astırıyordu. Onlar da en ufak bir tavizden korktular. Yani imanlı bir zarar gelir korktular. Rabbena efri aleyna sabren ve tevfena müslümin dediler. Ya Rabbi üzerimize sabır dök dediler. Sabır yağdır üzerimize dediler. Bir taviz verin, bizim canımı Müslüman olarak al dediler. Cenab-ı Hak bunu 4 ayette bildiriyor. Demek nasıl bir akaidimiz olacak? Niye hendeklere atıp hendeklerde yakılanları bildiriyor? Habib-i Neccar bin taşlanan, Mekkeleri, Medine'leri bildiriyor. Eshab-ı Keyfi bildiriyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bizden tavizsiz bir iman istiyor.
Demek ki akaidin en mühim şartı bu. Cenab-ı Hak Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ondan sonra gelen ilk ifade kâfirlere karşı şedittir buyuruluyor. Yani dinden bir taviz vermeyecek. İslam mükemmeldir. İslam muhteşemdir. Onun için diyaloga vesaire şuba ihtiyacı yoktur. Yani bir yama yapmaya ihtiyacı yoktur. Onun için bir mümin de mükemmel oluyor, muhteşem oluyor. O muhteşem, mükemmel cennete layık hale gelecek. Yani gerçek tahsil Efendimiz yakından tanıyabilir, onu okuyabilmektir. Sahabi okudu, yaşadı, faziletler medeniyeti inşa etti. İnsan gönül verdiğine meftun olur. Muhabbet akışının sevilenin her hali sevilene sirayet eder. Bu da bizde Allah Resulü'nü ne kadar seviyorsak Efendimiz o kadar ayet-i bana üsviyasına örnek şahsiyetine muhabbetimiz ölçüsünde hal ve davranışlarımıza aksetmesi lazım. Muhabbet fedakarlığı getirir. Fedakarlık oldukça da ibadetler bir lezzet haline gelir, ameller kolaylaşır. Yani muhabbet nedir? İki kalbin bir ceyran hattıdır. Bir fizikteki birleşik kaplar gibidir. İşte ashâb-ı kirâm böyle bir muhabbet, Hazreti Ebubekir Efendimiz zirvesinde derecelerde gül âlemine göre Efendimiz'le böyle bir muhabbet oldu. Demek ki hâlimizle, kâlimizle, yaşayışımızla küffârın hiçbir haline benzememek. Ashâb-ı kirâm bunun çok titiz duruldu. Hatta ezanın Abdullah bin Zeyd tarafından rüyada gördü, ondan sonra ezan başladı. Daha evvel bir nasıl ezanı, nasıl mescide çağıracağız diye ashâb-ı kirâmda ihtilaf var. Kimi de boru çağıralım. Yok dedi, bu da Yahudilerin işidir dedi. Öbürü yok çanki, yok dedi, bu da Hristiyanlığın işidir Rasûlullah Efendimiz. En bir zuhur etti ezan, bir çağrı, o şekilde bir ezan başlamış oldu. İftarlarda onlar ta güneş kayboluncaya kadar kızılda beklerlerdi. İslam'da hemen güneş batınca iftar oluyor, benzemek. Onlarda sahur yoktu, Efendimiz sahura kalkın buyuruyor. Olmazsa bir bardak su içmek. Yani onlara benzememek. Bilhassa kılık kıyafette bugün onlar hiç benzememek. Maalesef bu benzemeler arttı. Ahlak, aile yuvası zedelemeye başladı. Eskiden bir aile vardı, anne baba vardı. O anne babanın etrafında bir akraba vardı terbiye edecek. Onun yanında bir mahalle vardı. Tanzimattan sonra birçok müessese mi yıkıldı mı? Fakat aile devam etti. Ama bugünlerde aile de yıkılmaya başladı. Yani o aile Çanakkale, İstiklal Harbi 15 Temmuz elhamdülillah Cenab-ı Hak lütfetti. Ve bugün maalesef o kaydı. Hikmetler anlaşılmaz hale geldi. Kur'an-ı Kerim'de bu Ebre ordusuna Cenab-ı Hak sahradan yılanlar, aslan, kaplanlar göndermedi. Fındık kadar bir taş da Cenab-ı Hak o fil ordusunu yere serdi. Onlar Kâbe'yi yıkmaya geliyorlardı. Bugün de aynı bir cahiliye devrine girdik maalesef. Bu hepimizin ihmali oldu. Ahiret endişesi azaldı. Zaten o cahiliye devrinde Rasûlullah Efendimiz geldi dediler, ani nebiyil azim, bu büyük haberi kaldır dediler. Biz rahat yaşayalım dediler. Bize bir öbür taraf bir haber verme dediler. Ölümle her şey bitsin dediler. Bunun yanında tabii bir takım ibadetler, taatler, mesuliyetler, hak, hukuk vesaire bunlar bahse biz zaten böyle bir kabile kavmını götürüyoruz dediler. Bugün de aynı oldu, dünya aynı o şekilde. Eskiden harp esirleri vardı. Bugün harp esirleri yok, kalktı. Gidiyor bir mümbit bir yere istila ediyor, oradan ümit bekliyor. Oranın insanını esir ediyor, çanırlara mahkum ediyor. Yoklulara mahkum ediyor. O ülkelerin matem ülkesine çevriliyor. Bugün onun için Müslümanların İslam'ı yeniden canlandırması lazım ki, yeniden yaşaması lazım. Fazla tevzi etmesin, Allah'ın rahmeti tecelli etsin. Cenab-ı Hak ilticalar artsın. Bakın yangınlar oluyor. Bütün dünyayı sarıyor. O yangınların biraz yukarıda bol yağmur yağıyor. Orada sel oluyor. Velhâsıl hadiselerden ibret almak. Yani mümin derin bir gönül ufku olacak. Bu kainattaki ilahi azamet tecellileri, ilahi kudret akışlarını akacak, anlayacak, idrak edecek bir şuur gelecek. İşte ashâb-ı kirâm bu şeye daima kendi kendine bir muhasebe halindeydi. Yani ilahi hâsûb-ı kablen tuhâsûb-ı ilâhî hesâba geçmeden kendini bir muhasebe halindelerdi. İşte burada demin bahsettiğim ilk hadis-i şerifte, hadis-i şerifte şu ifadeye dikkatini çekiyor. O Efendimiz havz kenarında beklemeye, onları beklerken o salih ümmetini bir kısım insanlar içinde onlar senden sonra hallerini değiştirirler diyecekler.
İşte mühim olan halimizi bu ashâb-ı kirâmın hâli gibi muhafaza etme. Ne vardı cahiliye devrinde? Alayla bertaraf edelim. Bugün de aynı şey. Karikatürler yapılıyor vesaire yapılıyor. Hakaret edelim. O da oluyor işte. Çok yer görüyoruz gazetelerde. Zulümle bertaraf edelim. Müslüman hiçbiri olmadı. Yani bugün de geldiğimiz zaman, bugün de modern bir cahiliye devrini yaşıyoruz. Bugün de ahiret istenmiyor. Televizyon bazı tefsidi, bazı televizyon, internet programları ahireti unutturuyor. Vicdanlar kuruluyor. Velhâsıl insan pragmatist, hodyan bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Bu internetin bazı sokaklarında insanlar savruluyor. Ahireti unutuyor. Reklamlar, kandırmacılar unutuyor. Modalar aynı bir istismar, o da unutturuyor. Velhâsıl tamamen bugün nefsani bir dünyadayız. Şimdi yani bugün maalesef insanlar dünyevileşti. Efendimiz de en çok diyor, siz puta tapmazsınız benden sonra. Fakat diyor, siz diyor dünyevi şeyle alakalı ihtirasını artacak. Ne olacak? Amiletün nasibe. Cenab-ı Hak diyor, kazanmıştı boşuna buyuruyor. Bugün en mühim yavrular Allah'ın emaneti. Cenab-ı Hak bunu bir ne verdiyse Cenab-ı Hak verdiğimiz nimetlerine sorulacaksını buyuruyor. Düşüneceğiz. Ne kadar emsal talebe var? O ne kadar Kur'an kursumuzda? Kaçta kaçı? Çocuk yuvalarında, kreşlerde, İslami terbiye görüyor. Burada bize ne düşüyor? Bize düşen ikaz etmek, irşad etmek. Yani tasavvuftaki tabirlerden biri de müsterşide irşad. Yani irşad bekleyenleri irşad etme. Bu da hepimizin vazifesi. Cenab-ı Hak bize İslam nimetini verdi. En büyük peygamber ümmet. Üsve-i Hasene olarak bildiriyor. Burada hepimiz bunun bir mesuliyeti içindeyiz. Zira Ebu Hureyre'nin rivayetli bir hadis-i şerif var. Hatta bu ashâb-ı kirâm bunu daima tartışırdık diyorlar. Bir kişi bir kişinin yakasına yapışıyor. Yapışacak kıyamette. Ne istiyorsun benden bu zor günde diyecek. O diyecek, biz dünya hayatında seninle beraberdik. Sen gelip bizi ikaz etmedin. Bizim de durum böyle oldu. Bugün ben sizden davacıyım diyecek. O yüzden bugün elden geldi, ashâb-ı kirâm dünyanın öbür tarafına gitti. Biz kendi memleketimizde inşallah bu kurslarımız dolsun taşsın. Bu şekilde mesuliyetimiz azalsın. Bizlere bir sadaka-i cariye olsun inşallah. En muhteşem anne baba, en mübarek anne baba, evladının derdinde bulunan anne babadır. Düşünceden dünyevi istikbale ne kadar ehemmiyet veriyoruz? Ahiretlere ne kadar ehemmiyet veriyoruz? Kur'an-ı Kerim bir İslam basit bir kültür değil. Bütün kültürler bir doğrunun çok azını söyler, çoğu batıldadır. Bu zaten felsefecilerin bir doğru bir tabiri vardır. Birbirini tekzip etmek onları da. Her sistem kendine geldi, sistem yalanlı. Peygamberler ise bütün peygamberler, Adem'in son insanlara bir tasdik haline gelirler. Çünkü onların menşei vahidir, ilahi vahidir. Velhasıl bugün hepimizin ağır mesuliyeti burada kardeşlerimiz. İşte ashâb-ı kirâm Rasûlullah kendini ikmal ettirdi, arkadan bütün dünyaya dağıldılar. Hatta Nafî dedi, ''Yâ Rabbi, koca bir derya çıktı karşıma, daha öteye gidemiyorum.'' dedi. Ta Emevi, Ömer bin Hamza'nın ta İspanya'ya çıkıldı. Pirene dağlarına kadar gidildi. Demek ki burada kim yardım ediyor? Allah yardım ediyor. Kulun niyeti berrak olacak. Daima kul, ''Yâ Rabbi'' diyecek. Duygularımı kendi rızanla telif et. Cenâb-ı Hak iltica edecek. Cenâb-ı Hak da lütfu ilahi olarak dilerse onun önünü açar elhamdülillah. Yani velhâsıl birinci akâidim için şartı gayrimüslimlere ne kendimiz benzeyeceğiz ne de kendimiz benzeyeceğiz. Fakat bugün maalesef dünya o kadar değişti ki görüyorum ben ufacık ilkokulun ilkokulunda bir telefon var, istediği yere girip çıkıyor orada. Sadakat. Efendimiz size ashâb-ı kirâm Akabe gününde beyat ettiler. Abdullah bin Ravaha dedi ki, ''Yâ Rasûlullah, Allah'a beyat ediyor, sana beyat, bunun karşısında ne var?'' dedi. Efendimiz, ''Cennet var.'' buyurdu. ''Yâ Rasûlullah'' dedi, ''Biz bu seninle yaptığın alışverişten asla dönmeyiz.'' dediler. Onun için Tövbe Sûresi'nin 109-111 ayetleri indi. O ayetler Cenâb-ı Hak, o iman edenler, onlar canlarıyla, mallarıyla cennet satın aldılar.
Yani dünya bir pazar. İşte bu pazarda başka pazar yok. Kabirde pazar yok. Burada cennet, cehennem satın alınıyor burada. Asla dönmeyiz dediler. Hatta buna da Abdullah bin Rafaha bu Muhte seferine geçerken sevinerek gitti. Çünkü orada canımızla, malımızla Allah'ını feda ediyor. Devesini de bıraktı şöyle. Hadi deve, bundan sen serbestsin dedi. Yine Efendimiz'e Bedir'de biat ettiler. Bedir'de düşman, müşrikler çok kuvvetliydi. Üç misli gücündeydi. Deve, at vesaire, zırh vesaire misli misli kuvvetliydi. Rasûlullah Efendimiz tabi İslam ilk bir galebe olacak. Akraba asibiyeti bitirecek, kabile asibiyeti, iman asibiyeti öne geçecek. Zor bir imtihandı çok. Rasûlullah Efendimiz sabaha kadar dua etti. Eshâb-ı kirâm dedi, ya Rasûlullah dedi. Biz Musa'nın kavminin dediği gibi sen ikiniz gidin Rabbiniz, ondan biz buradan geçelim demeyeceğiz. Sen denize girsen biz kendimiz senin arkasından denize atarız dediler. Bedir'de böyle bir beyat meydana geldi. Uhud'da ise yine orada Hazreti Hamza şehit oldu. Musab şehit oldu. Efendimizin çok ciğerpareleri şehit oldu. 70 şehit verildi. Bilhassa Efendimiz Hamza şehit olduğu zaman gözleri doldu, gözüne yaş dökülmeye başladı. Hatta Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki ben diyor Hazreti Resulullah'ın gözünden o damlaların damlaması karşısında perişan oldum diyor. Allah o halini görünce diyor. Ciğerini söktürdü Habibi Vahşi'den, çıkardı, ısırdı. Bir takım orada bilen zafernameleri şey yaptı. Efendimiz'in gözleri doldu, yaşardı. 70 şehit verildi. Burada bir ayrı bir imtihan vardı. Bir kızın biraz dünya muhabbeti girdi. Ganimet, ganimet dediler vesaire. Efendimiz'in şeyine hafif bir o ihtihadına uyumazlık oldu. Cenab-ı Hak orada bir ceza vermiş oldu. Ki biz ne kadar uymuyoruz, bize ne kadar Cenâb-ı lütfediyor, ceza gelmiyor. İşte orada sahâbî Efendimiz'i mahzun gördü. Defterini topladı, ya Rasûlullah mahzun olma dediler. Biz hepimiz burada şehit olmaya biz karar verdik dediler. Biz buna beyat halindeyiz dediler. Hudeybiye'de Hazreti Osman adına elçi olarak gitti. Akrabaları vardı Mekke'de. Bir müddet tuttular, gelmedi. Gelmeyince herhalde şehit ettilerdi, bir endişe geldi. Efendimiz mahzun oldu. Eshâb-ı kirâm toplandı. Ya Rasûlullah dedi, senin gönlünde ne varsa gönlündekine biz beyat halindeyiz dedi. Ne arzu ettiğine biz beyat halindeyiz. Canımız sana feda olsun ya Rasûlullah dedi. İşte ayet-i kerimede Fetih Sûresi'nde Cenâb-ı Hak tebrik ediyor onları. Demek biz daima düşüneceğiz. Kendimizi bir muhasebeye çekilir. Biz ne kadar bu beyatın içindeyiz bugün. Hep bunlar bu beyatın içindeydi. El-mer'u me'men ehabbe. Yani Rasûlullah Efendimiz'le ahirete beraber olmanın bir azmi içinde yaşadılar. Onun için en zor akaidtir. Rasûlullah buyuruyor, sabah mümin, akşam kâfir, akşam mümin, sabah kâfir. Allah korusun, Cenâb-ı Hak kalplerimizi, evlatlarımızın kalplerimizi korusun. Cenâb-ı Hak uçurumları bildiriyor. Mesela Kârun'a bildiriyor. Kârun daha evvel bir züht sahibiydi, takva sahibiydi. Tevrat'ın en tefsirlerinden biriydi, malına aldandı. Mal benim dedi. Mal şımardı. Cenâb-ı Hak malıyla beraber yerin dibine gömdü. Bâlûn bin Bağûrâ, Evliyaullah'tandı, kerametleri vardı. Bir ara o gelen bu neticesi bir an nefsine meyletti ve ilmi onu korumadı. O da Cenâb-ı Hak bir kep misali Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Velhâsıl bugün de tekrarlıyoruz bunu, ahiret unutulduğu bir sezona girdik. Ya da şüphelendi, var mı yok mu? Halbuki her şey zerreden küreye Cenâb-ı Hakk'ın ilahi azametin deliliyle. Televizyon, internet, reklam, odalar insanımızı dünyevileştiriyor, ahireti unutturuyor. İffet fire fire gidiyor, iffet kaybolmaya doğru gidiyor. Halbuki insanın şerefi, haysiyeti iffettir. İffet insana ait bir keyfettir, hayvanda böyle bir durum yoktur. Zaten zamanımızı musibetlerinden korumamak için en büyük, en mühim çare, yegane çare takva. Hem kendim için hem de evlatlarımızı o kadar onun için yetiştirebilmek. En son, en acıklı durum bugün insan evladını vefat eder, kaybeder. Ya da evlat babası, annesi kaybeder. En yakın birbirini kaybeder, üzülürler. Hatta bir matem basar ailede. Fakat zaman zaman unutulur.
mezarlığın kapıdan çıktıkça zaman içinde bir acı bir hatıra şeklinde kalır. Bugün en mühimlerinden birini sonsuz alemde o Cenab-ı Hak cennete dahil olanlara selamun kavlen min rabbir rahim büyük bir merasimle buyurun denilecekler cennete. Allah'a kul olanlar, Resulullah'a ümmet olanlar ve diğer peygamber ümmet olanlar. Bak diğer taraftan eğer yollar değişmişse on ayrı yoldaysa en yakınlar bile orada vem tazeliyor me yuhel mücrimun siz mücrimle bu tarafa denilecek. Cennette bu tarafa, cehennem bu tarafa. En hazin ayrılış burada olacak. Ondan merhamet. Bir Müslüman merhamet. Tabiatın asliyesi merhamet. Bir hayvana bakacak merhameti görmeden. Nasıl bir yavru? Kedi bir yavrusunu ciğer taşıyor, şey taşıyor. Zayıf bir olsa deş yavrusunun beşini süt emziriyor. Cenab-ı Hak bunu bir misal olarak, bir kevni ayet olarak bize gösteriyor. Yani her mahlukat yavrusunu, neslini yetiştirmenin, onu korumanın mecburiyetinde. Cenab-ı Hak onu bize bir kevni ayet gösteriyor. Yılan bile yavrusunu koruyor, akrep bile yavrusunu sırtında taşıyor. Peki insan nasıl yavrusunu koruyacak? Nasıl ona bir ahiret saadeti getirecek? Demek ki kendi anı merhametli. Demek ki mümin diğer mümin kalbi birbirine zimmetli. Ben merhametliyim. Rahatlığı yok diyor. Yok, hayır, öyle merhamet yok diyor. Merhamet diyor, âm ve şâmil. Allah'ın bütün mahlukatına merhamet. Akrabana, kendine, çocuklarına daire daire geçecek ve bütün devrin akışından bir Müslüman kendisini mesul görecek. Ya Ali buyurdu, bir kişinin hidayeti günün doğup battı, her şeyden daha hayırdır buyurdu. Cenab-ı Hak hayırlara koşmamızı arz ediyor. Velhâsıl her Fâtiha'da okuyoruz. Sırâta lezîne en amte aleyhim, nimet verdikleri. Kimler bunlar? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Onlar ne güzel arkadaş. Onlara benzeyeceğiz. Yani sadakatimiz var mı Allah'a ve Resulüne? Şehitler fedakarlığımız ne kadar? İhlasımız ne kadar? Bunlarla kalp kıvam bulacak. Bu kıvam gayr-ı mağdûbi aleyhim ve reddâlin dalalettekilerden bir mümin uzakta olacak. Kendi alanında merhametli olacak. Fussilet Sûre 30. ayetinde Cenab-ı Hak insanları Kur'an ile Allah'a çağıran. İşte burada şu meselede Kur'an ile kullar Allah'a davet ediliyor. Amel-i salih işleyenler amel-i salihle teşvik ediliyor. Ben Müslümanlardandım diyenden yani Müslüman olarak o şahit o karakteri temsil edenlerden kimin daha sözü doğrudur buyuruluyor. Cenab-ı Hak böyle bize bir mümin kıvamı istiyor, kalbi kıvam isteniyor. Maalesef en büyük gaflet Allah Resulü'nü tanıyamamak. Dolayısıyla ondan uzakta kalmak. Zira onu tanıyanın ondan uzak kalması, onu tanıyan ondan uzak kalması asla düşünülmez. Habeşli Vahşi bile onu tanıdıktan sonra ben büyük bir cürüm işledim dedi. Hamza'yı şehit ettim diyor. Bahri mukabil gidip Kezzab, Müsveyyed bin Kezzab oradan kaldırayım dedi. İnşallah Cenab-ı Hak beni affeder buyurdu. Yani Allah Resulü'nü tanıyamam kadar büyük gaflet yok. Fakat bu dünyada bu gönül servetinden, bu yürek servetinden, o kalp servetinden habersiz yaşayanlar definenin üzerinde ömür sürüp de açlık ve sefalet içinde bedbah olarak can verenlere benzer. Kısaca ifadeyle merhamet bir müminin tabiatı asliyesi olacak. Kapındaki köpeğe merhametli olacaksın, kediye merhametli olacaksın. Topal hayvanlar, hep bunu büyüklerimizde gördük biz. Bahçede bir topal köpeği tedaviye gönderirlerdi. Orada kapıya gelen bir şeyin, köpeğin, kedinin bir derdinde olurlardı. Merhamet nedir? Sende olup onda olmayan onun noksanını telafi etmendir. Ona sen ikram etmendir. Bunda en büyük merhamet işte İslam dinini yakından bir tanıtabilirim. Aynı Eshab devri gibi. Diğer ifayetle merhamet başkalarının mahrumiyetin telafi için onların yardımına koşmak, onların eksikliğini telafi etmek. Zira müminin zimmetlidir. Bir mümin bütün mazlumların, mağdurların, yetimlerin, gariplerin, hayvanatın, velhâsıl bütün mahlukatın kendi zimmetli olduğunu telakkisinde yaşayacak. Efendim hep derdi buydu. Onun ganimetler gelirdi, bol şeyler gelirdi, hediyeler gelirdi. Kendisi onu aç olarak dağıtırdı. Bir Müslüman muzdaripken kendi rahat edemezdi. Ayşe Vâdemiz diyor, biz diyor Medine'de o kadar bolluk olurdu ki diyor, üç gündür bir sıcak yemek Allah Resulü'nün boğazından geçmezdi diyor. Bir arpa ekmeğiyle doymadı diyor. O diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açları doyurmakla onu hazzıyla doyardı buyuruyor.
Demek ki bu ne bir mümin tabiatı. İşte Yarmuk Harbi'nde bir bakra su üç tane şehidin ortasında kaldı ikram halindeyken. Tabi nasıl bir ümmet yetişiyor? Abdullah bin Cafer bir yerden yine bir köle görüyor. Üç dilim ekmeği bir köpekle paylaşıyor. Sen ne yapacaksın? Bugün ben sabredeceğim diyor. Bu köpek nedir diyor? Allah'ın gönderdiği mahluk. Allah bunu benim kabıma gönderdi diyor. Nasıl telakkiler değişiyor? Ya bir parça bir bu aç diyor. Baktım hepsini alıyor diyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh çobanı hatırlıyor. Çoban buradan bir koyun bize versene diyor. Sat diyor. Benim değil ki diyor. Ya nereden bilecek diyor. Sana da diyor veririz. Yok ben oruçluyum diyor. Nereden bilecek diyor. Başını şöyle yukarı kaldırıyor semaya. Alnındaki damar şişiyor. Peki diyor Allah görmüyor mu bunu diyor. Aynı sütçü kadının kızı gibi. Velhâsıl bir Müslüman rahmet insanı olacak. Bulunduğu her yere huzur veren bir kişilik taşıyacak. Yaşadığı zaman ve mekanda âlemle rahmet Peygamber Efendimiz'in temsilcisi olmanın gayretinde olacak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Yerde Allah'ın şahitlerisiniz, Allah'ın dinini temsil edersiniz. Peygamber de şahit olsunuz. İlim, ılımlı bir ümmet ol hak ettik buyuruyor. Cenab-ı Hak bize bir vasfını bildiriyor. Bu vasfıyla ilimli, ılımlı bir ümmet ol, hayırha bir ümmet olmanın cesinde Allah'ın rahmetini tevzi etmek. Allah'ın dinini temsil etmek, Peygamber de şahit olsun buyuruluyor. Yani benlik bertaraf edilecek. Kâmil insan. Ben olmayacak, Ya Rabbi sen olacak. Çoraklaşmış göre bir yağmur misali olacak. Diğergem olacak. En önce kendini düşünmek yerine daima kardeşim sen diyecek. İşte muhacir ensar o şekildeydi. Cenab-ı Hak aynı bize gönderdi Suriye'de ateşin altına kalkan. Biz ona ne kadar sen kardeşim diyebiliyoruz burada. Bir zahiri bilgiler var, bu kâfi değil. Zahiri bilgiler, kalbi bilginin mezci olması lazım. Şems Temrizi'nin Mevlana kadar bilgisi yoktu. Bir kitabı da yoktu. Sanki zahire bakıldığı zaman avamdan bir kimse gibi görülüyordu. Fakat gönlünden rahmet taşıran bir insandı. Mevlana'nın ilmi bir tarafa, Mevlana'nın onun bir gönlüne ne var? Bir muhabbeti ilka etti. Mevlana'nın gönlünde nefsani prangalar koptu. Ufuklar açıldı. Ondan sonra eski hanep yahandım dedi. O kalbi hayat zihni bilgilerle mezci olduğundan piştim ve yandım dedi. Ondan sonra ben bendeyi Kur'anem dedi. Kalp âlemi müsbet menfi enerji hissiyatlara göre hareket eder, duygulara göre hareket eder. Faziletler kalpteki ruhani hissiyatların heyecanından meydana gelir. Hizmetler bu ruhaniyet neticesindedir. Canın malı hizmette sarf etmek kulu Allah'a yaklaştırır. Canı, malı, evlatları kulu Allah'a yaklaştıran sebeplerdir. Allah yolunda seferber etmek, nefse sarf etmek ise insan Allah'ın uzak. Ama ne olacak bu çocuk? Aman şu olsun da yarın işte biraz elifba okuturuz, bir camiye iki ay gider. Din bu kadar işte onu halleder geçer gider. Bu Allah korusun cehaletin ta kendisidir. Allah bu çok az bir ilim ver. Bu beden ilmi, fizik, kimya, insan, psikoloji, pedagoji, sosyal, antropoloji hepsi bunlar nedir? Bunlar hepsi ilahi azameti düşünecek. Aman ya Rabbi diyecek. Cenab-ı Hakk'ı zikre götürecek bunlar. Şu tabiat hadisesine bakacak. Yangına bakacak. Diktiği bir ağaca bakacak. Mevsimlere bakacak. Nasıl bir ilkbahar, nasıl yaz, nasıl sonbahar, neler böyle. İnsanın ömrü ne şekilde akıyor. Ne kadar bir kevni ayetler bunlar. Kulun ufku açılacak. Niye verdi? Vermeyebilirdi bu zahiri ilimleri. Yani bu fiziki ilmini vermeyebilirdi Cenab-ı Hak. Yani kula yardımcı olarak veriyor. Fakat kul bu nefsani arzularına kullanırsa o felaket oluyor. O kadar mümin insaf edecek ki Sâd-ı Şirâzî diyor ki hak dostu kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Yani matemlerin civarında dolaşırlar. Onların muhtaç olduklarını telafi etmeye gayret ederler. Tabii en merhametin zirvesi Rasûlullah. Ondan sonra en mühimleri ondan sonra iş ibadete geliyor. Terahüm rükkân sücceden buyuruyor. Onlar rükû verirken secdeden görürüz. Demek ki bir Müslümanın bir rükû etmesi ve bir secde etmesi bir ruhaniyet tevzi edecek, bir huzur hale getirecek. Bir bedeni hareket olarak, bir jimnastik hareketi olarak olmayacak. O secdeler secde et ve yaklaş Cenâb-ı Hakk'a yaklaşacak. Hiç asr-ı saadette psikolojik bir buhran geçiren bir kimse var mı? Zamanca dolu. Demek ki esas şifa yerini bilmiyor, kaybetmiş. Ne bileyim, yogaya gidiyor, meditasyona göre vesaire göre. Batıl dinlerinin çöplüğünden şifa bulmaya çalışıyor.
Ben onu ferahladım diyor. Doğru, sarhoş da içki içerken ferahlıyor. Kumarbaz da aynı şekilde ferahlıyor. Bizde ne var? Secde, yaklaş var, ibadetler var, zikir var, Allah'a yakınlık var, tevekkül var, teslimiyet var, ahiret endişesi var. Hiç ashâb-ı kirâmda bir isyan var mı toplumda? Fakiri var, zengini var, hastası var, sağlamı var. Hepsi infak halinde. Burada bir şey var sade. Abdullah İbni Mektum var. Bu âmâydı bu. Rasûlullah Efendimiz'in müezzini oldu sonra da. Bu bir gün dedi ki, ya Rasûlullah, benim gözlerim görmüyor dedi. Cami, mescid uzak dedi, ravza. Beni mescide gönderecek kimse yok dedi. Ben evimde namaz kılsam olur mu dedi. Ben âmâyım dedi. Yolda dedi, haşerat var dedi. Göremiyorum dedi. Rasûlullah biraz düşündü. Dedi ki, hayâle salâhi, hayâle filâh duyuyor musun dedi. Evet ya Rasûlullah. O zaman dedi, ne pahasına olursa mescide devam et dedi. Onun için mescide devam, Rasûlullah üzerinde çok dururdu. 25-27 mescide ecir var. Hatta o Medine'nin meşhur 7 fakihten biri, Sa'd bin Müseyyib olacak herhalde. O bir gün şeye geç kaldı cemaate, cemaat selam verdi. Öyle bir şey yaptı ki, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ dedi. Diyor ki, Medine'nin çarşılarından duydu o feryadı. Elhâsıl bizim bu Rasûlullah Efendimiz'in bu tebliğini duyabilmemiz, Allah cümlemi nasip eylesin. Namazları mümkün mü? Cemaatle, hayâle, salâh, her taraf duyuluyor. Cemaat devam etmemiz, bu şekilde mescitleri imar etmemiz. Her ibadet ayrı bir vitamin. Oruç ayrı, infak ayrı, hac ayrı vesaire vesaire. Cenâb-ı Hak'tan ne isteyecek kul? Lütfunu ve rızasını isteyecek. Demek ki mü'minin gayesi bu olacak. Yani dünya işi değil, dünya geride kalır çok. Dünyadaki ömür ne kadar, ahiretteki ömür ne kadar? Dünyadaki ömür ne kadar? İlla aşiyetene duhaha. Sanki o öbür taraftan bakış bir akşam karanlığı yahut bir güne bir seher vakti kadar. Öbür şeyine bitmeyen bir ömür gelecek. Onun için Cenab-ı Hak'tan ne isteyecek kul? Cenab-ı Rıdvan, fazilet ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını isteyecek. Yani bir insanın üstünlüğü, şerefi, izzeti o insanın faziletiyle kaim olmasıdır. Sıradan insanlar bu hayat sahnesine gider. Bak fazilet sahibi insanlar daima hayatla yad edilmeye devam eder. Cenab-ı Hak vudda buyur bir ona bir ömrüne ömür katıyor. İşte Aziz Mahmud Hüdayi devam ediyor. Fatih Nakşibend devam ediyor. Abdülkadir Geylani devam ediyor. Eshab-ı Kiram devam ediyor. Daha önce bütün peygamberler devam ediyor. Daha önce Resulullah Efendimiz de devam ediyor. Ona min eseri sucud demek ki müminde bir parlak ruhaniyet olacak. Ruhaniyetin verdiği bir huzur hali olacak. Ondan sonra da bir hizmet ömrü. Yani bir bahçıvan ne yapıyor? Toprağa ehemmiyet veriyor. Topraktan çıktı, o filiz kalınlaşıyor. Cenab-ı bir teşbih veriyor orada. Bu kazınacak ve bu ne yapıyor? Bahçıvanı sevindiriyor. Yani bu bir müminin yaptığı hizmetler sevindirecek. Kâfir ise ne yapıyor? Öfkelendirecek. İşte bugün maalesef işte kâfir öfkelendiriyor. İslamfobi diyor. Çünkü kendi hepsi batılda. Nefsin hayatın çöplüğünde. Bunun için Müslüman ne diyor? Nefsane hayatlara karşı çıkıyor. Ahiret endişesini bildiriyor. Haramla helalleri bildiriyor. İslamfobi diyor. Yani bir o uzak dinlerin o çöplüğünde dolaşıyorlar. Buna fobi demiyor. Irki bir asabiyet dini bulunan bir Yahudiliğe fobi demiyor. Hristiyan diye bir şey kalmadı, hiçbir şey kalmadı fobi demiyor. Almanya'da 6 milyon Yahudi öldürüldü. Buna bir Hitler terörü demiyor. O Rus harbinde 30 milyon insan öldürüldü. Buna yine bir Hristiyan terörü denmiyor. Birinci Dünya Harbi'nde, İkinci Dünya Harbi'nde 100 milyon insan öldürüldü. Buna Batı terörü denmiyor. Afrika'da ne kadar zulümle gemilerle taşındı, esir olarak taşındı. Gık diyen okyanusun ortasına atıldı. Alttakiler sömürüldü. Bunlara bir terör denmiyor. İslam terör deniyor. Niçin buna İslam rahatsız ediyor? Aynı asr-ı saadet'te nasıl rahatsız ettiği gibi bugün de rahatsız ediyor. Demek ki bugün kardeşler hepimizin en mühim vazifesi emri bil maruf nehy anil münker. Evlatlarımızdan başlayacak buna gayet. Ben iyiyim, ben burada yok, o yok. Bir misal vereyim, Ebu Hureyre anlatıyor. Bir kişi Rasûlullah Efendime geldi. Ya Rasûlullah de ben de bir su arkının içinden geçtim, su menbaanın. Yeşillikte baktım ona, ömrümü orada geçireyim dedim. Müsaade var mı dedi. Yok dedi ya Rasûlullah. Orada senin 70 senelik ibadetin olsa, burada yaptığın emri bil maruf nehy anil münker,
ondan daha faziletlidir. Ondan mesulüz çünkü. Allah cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allah'a emanet olun.